Merhaba. Bu videoda kurumsal kimliğin devamı olan cepli dosya tasarımını birlikte uygulayacağız. Illustrator programında öncelikle print yani baskıya yönelik bir döküman oluşturuyorum. Milimetre olarak kullanalım ölçü birimini. 480x320 e yani battal boy dediğimiz bir kağıt açıyorum. Artboard'u ile bunu düzenleyebilirsiniz. Cepli dosyanın boyutları bir A4'ün girebileceği ölçüde olmalı ve standart boyutları olduğu gibi kendinizde farklı bir boyut da belirleyebilirsiniz. Ancak bir A4'ün yaklaşık olarak girebileceği bir ebatı olması yeterlidir. Bu yüzden A4 boyutunda bir dikdörtgen oluşturuyorum. Bunu kopyalıyorum. İçinde gördüğünüz mavi kağıt A4 boyutunda. A4'ün girebileceği boyutta bir. işte beşer milim olabilir kenarlarından ya da birer santim de olabilir ya da 7 milim de olabilir. Boyutu düzenleyebilirsiniz veya standart bir cipli dosyayı ölçerek de aynı boyutta da tasarlayabilirsiniz. Böylelikle kağıtta fire vermemiş olursunuz. Burada lacivert olarak gördüğümüz cepli dosyamız olacak. Yine bu çalışmayı yaptığımız Illustrator dosyasını özgemerdi.com'dan indirebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Yeşil olarak oluşturduğumuz dikdörtgenler, körük bölümleri, cepli dosyanın içerisine daha fazla dökümanı yerleştirebilmek için bu şekilde sırt bölümü ekleyebilirsiniz. Böylelikle körük oluşmuş olur. Şimdi cepli dosyanın ön ve arkasını belirlemek için ön ve arka metinlerini yazdım. Çünkü karışıklık olabiliyor bazen. Common S ile kaydediyorum. Bunun için bir klasör oluşturuyorum ve klasörün içerisine Illustrator belgemi kaydediyorum. Türkçe karakter kullanmıyorum bu işlemi yaparken. Böylece yine bir şablon oluşturmuş oldum. Şablonun cep kısmını da tabii ki oluşturduktan sonra tasarlama işlemine başlayacağız. Bu cep bölümünde standart bir ölçülendirme verebilirsiniz veya standart cep de hazır cep de kullanılabilir. Ancak kurumsal kimliği tamamlaması için cep bölümünü de tasarlamanız daha uygun olacaktır. Boyutu da yaklaşık 6 santim, 7 santim boyutları yeterli. 5 santim de olabilir. Sadece bir antetli kağıt kullanılacaksa ama katalog veya föy gibi çalışmalar eklenecekse eğer o zaman daha büyük bir cep uygulayabilirsiniz. Şu anda şablon bölümü tamamlandı cebri dosyanın. Tabii ki bu da bir tasarım. Sizler de farklı şablonlar hazırlayabilirsiniz. Kenarlarını yumuşatıyorum. Böylece daha estetik bir görünüm kazandırıyorum. İç kısmında nasıl görüntülüğüne bakıyorum şu anda. Kapandığı zaman nasıl görünecek? Bu bölüme bir bıçak oluşturacağım. İki kapakçığın üst üste geldiği bölüm için. Böylece bunları da bıçağa dönüştüreceğim. Evet, bıçak bölümünü oluşturduk. Artboard Tool ile genişletelim ekranı. Burada bir grid oluşturacağız. Tabii ki Fibonacci sayılarından faydalanacağız. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 gibi giden Fibonacci sayılarını kullanacağız bunun için. Rectangle Grid Tool aracıyla gridimizi oluşturuyoruz. Ve Patili kurumsal kimliğinden logomuzu, seçilen logoyu alarak artık uygulamaya başlayacağız. Kopya alıyoruz. crosslarımızı oluşturuyoruz. Burada crossları manuel oluşturabilirsiniz. Çünkü daha doğru bir sonuç almak için hatta işte farklı cross tipleri de burada kullanabiliriz. Çakma crossu dediğimiz artı şeklindeki crosslar. Kurumsal kimliğimizi seçilen kurumsal kimliği burada tekrar ettirmek için cepli dosya üzerinde uygulamayı yapıyoruz. Sizler de farklı uygulamalar yapabilirsiniz. Farklı cepli dosya temaları oluşturabilirsiniz. Şablonları oluşturabilir. Bunlar üzerine denemeler yapabilirsiniz. Öncelikle tabi ki baskısını almanız gerekecek. Baskısını aldıktan sonra doğru kapanıp kapanmadığına da bakmanız uygun olacaktır. Bir de cipli dosyalarda genelde e, selofan uygulaması temiz kalması için ve lak uygulaması da yapılabilir logo üzerine. Sizlerde tasarımınızı tamamladıktan sonra baskıya yönelik pdf ve sunuma yönelik pdf olarak kaydedip müşteriye sunuma hazırlayabilirsiniz. Başarılar dilerim.